Evet arkadaşlar, tahminimiz doğru çıktı. Kafesimizi oraya koyunca çok da olmasa da iki tane gamit kefal yavrusu girdi kafesimizin içine. Şimdi bunları da size akvaryumda gösterdikten sonra bunları da geriye salacağız. Evet, yardımcı olayım. Balıkları sen almak ister misin? Evet. Balıkları akvaryuma koymakta kızım yardımcı olacak. Evet, biraz ürküyor. Hareket etmesin. Evet, birinci balığımızı aldı. Evet. Akvaryuma koydu. Evet, ikinci balığı da akvaryuma koydu. Şöyle bir çekim yaptıktan sonra şöyle küçültelim. Korkumu da yendim. Artık. Evet, iki tane gamit sarı kulak. Evet, sarı kulak şurada yanı silelim. Kulağındaki sarılık. Sarılığı görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle biraz daha uzaktan. Kulağında sarılık var. Sarı kulak kefal deniyor bunlara. Tatlı su kefalleri. Sarı kulaklı oluyor arkadaşlar. Burada. Evet. Kefaller daha sağlıklı görünüyor arkadaşlar. Pulları bakımından. Bu bir önceki yakaladığımız küçük balıkların pulları çok sağlıklı değildi. Gördüğünüz gibi üstten de çekelim. İki tane gamitimiz. Bu gamitleri arkadaşlar levrek avında kullanıyorlar. Oltanın ucuna gamiti takarak, evet, son anlarında yavaşça yüzmesini sağlayarak levrek veya diğer yırtıcı balıklara yem yapıyorlar. Tabii ki biz geriye salacağız. Hayvanları yazık öldürür. Evet. Baba elimle salsam ben size zor. Elinle mi salmak istiyorsun? Evet. Evet, kızım balıkları eliyle salmak istiyor. Sal bakalım yavrum. İkinci balığı da salıyoruz. Evet. Sonra da suyu. İkincisini de saldık. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Oradaki hapis kalan balıkları da kurtarmaya çalıştık ama vaktimiz olduğu için kurtaramadık. Sadece bir tane şanslı balık vardı. Şanslı bir tane balık yani. Evet, o kurtuldu. Buradaki türlerimiz de bu kadar arkadaşlar, bizim yakalayabildiklerimiz. Tabii daha birçok tür olduğunu eminim. Bugün bizim yakalayabildiklerimiz bu kadar. Herkese hayırlı günler diliyorum.